Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte 14. gündeyiz. TYT, AYT matematik tekrar kampının ve konumuz diziler gençler. Dizilerin önce konu özetini sonra tekrar sorularını yapacağız. Ve daha sonrasında ödevlendirip sizi azat edeceğim arkadaşlar. Sonra geriye AYT matematiğin baba konuları limit, süreklilik, türev ve integral kalıyor arkadaşlarım. O konuları da bitirdikten sonra kampımıza noktayı koyacağız ama sizin için yeni bir soru çözüm kampı da hazırlayacağım. Bu kampların videoları olmayacak ama sizin için bir program yapacağım. O programa göre de sevgili arkadaşlarım bu kampta yetiştiremediğin ödevlerin varsa onları yapacaksın. Ve daha sonrasında eğer ki kamptan hiç haberin yoksa şimdiye kadar hiç görmediysen ki olabilir. Hiç haberin yoksa da yeni bir kampa başlayıp çok güzel bir şekilde hem TYT'yi hem de AYT'yi böyle 20-21 gün gibi bir süre içerisinde eritip bitirebileceğim bir kamp olacak. Bunun da müjdesini buradan vereyim. Evet gençler açıklama kısmında bu kampın ücretsiz pdf'i mevcut. Tek tıkla indirebilirsin diyelim ve artık hazırsak, abone olduysak, videoyu da beğendiysek geçelim dersimize. Pozitif tam sayılar kümesinden reel sayılara tanımlı bütün fonksiyonlara biz reel sayı dizisi diyoruz. Yani arkadaşlar neymiş? Bu bir fonksiyonmuş ve bu fonksiyonun tanım kümesi pozitif tam sayılar olacak. Pozitif tam sayılar kümesini tam tanım kümesi olarak kabul edip karşı tarafta yani değer kümemizde reel sayılarsa biz bu fonksiyonlara dizi diyoruz. Ve bu fonksiyonları da Hani normal şartlar altında fonksiyonu f ile gösteriyoruz ya. Mesela f n diyelim değişkenimiz n olsun. Biz bunu a n diye göstereceğiz dizi olduğunu belli etmek üzere. Her n pozitif tam sayısı için a n bir reel sayı olacak. Neden? n'leri buradan seçiyoruz. Karşımıza çıktı olarak da a n'ler geliyor sevgili arkadaşlarım. a n reel sayı dizisinde. a 1'e ilk terim, a 2'ye ikinci terim, a 3'e üçüncü terim dersek... A n'e n'inci terim veyahut daha genel bir tabirle Genel terim diyeceğiz arkadaşlarım. Yani fonksiyonun kuralı niteliğinde genel terim diyeceğiz. Hocam bu n'ler falan ne? Fonksiyonda şuraya yazdığın şey aslında burada a, n'de dizinin indisi olacak. İndis dediğimiz şeyler arkadaşlarım. Hani mesela a1 diyoruz veya f1 diyoruz veya a3 diyoruz. İşte bunlara şöyle sağ alt köşeye yazan ifadelere biz indis diyoruz sevgili arkadaşlarım. Genel terim fonksiyonun kuralıdır. Nasıl ki f(x)'in kuralını biliyorken f1, f5, f-kök3 değerlerini hesaplayabiliyorsak dizinin genel terimi biliniyorsa tüm terimleri bulabiliriz. Yalnız dikkat et. Pozitif tam sayılar olduğu için bizim e, tanım kümemiz doğal olarak mesela buraya a-kök3 diye bir şey yazamayacağız. Negatif bir sayı yazamayacağız. Sıfırı yazamayacağız. E, doğal olarak neyi yazmamız gerekiyor? Sadece ama sadece pozitif tam sayıları, pozitif doğal sayıları sevgili arkadaşlarım yazabiliriz. Sabit diziler. Her fonksiyon bir dizi belirtmez ama her dizi bir fonksiyondur. Bunu unutmayalım. Madem öyle sabit dizi diye tanımlayacağımız kavram aslında sabit fonksiyondan bir başkası değildir. Tanım olarak tüm terimleri eşit olan diziye sabit dizi diyoruz. C bir reel sayı olmak üzere genel terimi an eşittir c'dir arkadaşlarım. Yani herhangi bir hani fx fonksiyonu sabit fonksiyonsa kuralında herhangi bir x terim olmayacaktı ya. İşte sabit dizide de kuralında herhangi bir enleterim olmayacak. Eğer ki varsa bak mesela buradaki gibi eğer ki varsa ve diyorsa ki ısrarla bu bir sabit dizidir diyorsa o halde sabit fonksiyonda yaptığımızı yapacağız. B'nin D'ye oranı C'nin E'ye oranına eşit olmalı ki biri diğerinin katı olsun ve sadeleştikten sonra elimizde sadece sabit bir dizi kalsın. Mesela örnek veriyorum. 2 n artı 6 bölü n artı 3 gençler örnek veriyorum a n eşittir bu olsun. Şimdi ben bunu üst tarafı 2 parantezine alırsam n artı 3 gelmeyecek mi? Böyle n artı 3 dersem ben şunlar gider bak sabit dizi neymiş 2'ye eşitmiş. Yani burada a 5 de 2'dir a 6 da 2'dir a 8 de 2'dir hiçbir şey fark etmez. Şimdi eşit diziler diyoruz İki dizi eğer birbirine eşitse aynı indise sahip tüm terimleri de birbirine eşittir denir. Eşit dizilerin genel terimleri olarak verilen kurallarda aynı zamanda birbirine eşit falan olmak zorunda değillerdir. Bunu birazdan şöyle bir bakalım burada örneğini vermiş miyiz? Vermemişiz. Hadi biz bir de örnek verelim. Mesela örnek olarak gençler şöyle diyelim. Ee, örnek veriyorum AN eşittir. AN dizisinin genel terimi eksi birin eninci kuvveti olsun tamam mı? Mesela bunun için A1 ne gelir? Eksi bir gelir. A2 ne gelir arkadaşlar? 1 gelir. A3 ne gelir? E, o da eksi 1 gelir. Tek çünkü. E, A4 ne gelir? O da 1 gelecektir. Yani tek kuvvetlerde negatif eksi 1 çift kuvvetlerde pozitif artı 1 gelecek. Şimdi bir de BN dizisi yorumlayalım. BN dizisi de örnek veriyorum. E, kosinüs diyelim. Kosinüs. Mesela kosinüs e, pi eksi 1'di değil mi? O halde diyorum ki kosinüs n çarpı pi. Ha, şimdi dur bak. 1 yaz yerine kosinüs pi eksi 1 geldi. Şimdi b1 eşittir eksi 1. b2'ye bakıyorum arkadaşlarım. 2 yazdım kosinüs 2 pi 1 geldi. O mükemmel. 3 yazarsam 3 pi 3 pi'nin esas periyodu. Esas e, periyodu. Ne esas ölçüsü neydi arkadaşlarım? Eksi 1. Dolayısıyla b3 eşittir eksi 1. b4 nedir? Kosinüs 4 pi esas ölçüsü 2 pi yani 0 o halde bu da 1'dir diyeceğiz. Bakın gördüğünüz üzere Birinci terimleri, ikinci terimleri, üçüncü terimleri, dördüncü terimleri sonsuza kadar bu şekilde eşit olacak. O halde ben şunu söyleyebilirim. A n dizisi eşittir BN dizisi. Bu kadar basit. Bunların genel terimleri biri eksi bir üzeri n'di öteki kosinüs n pi'di. Genel terimleri birbirine eşit mi? Hayır. Ama bütün terimleri birbirine eşit mi? Evet. O halde bu diziler eşit dizilerdir. E zaten hali hazırda iki dizinin genel terimleri birbirine eşitse zaten eşit dizilerdir. Tamam, hani o kısmı da unutmayın. İlla genel terimleri farklı olacak diye bir e, kaide yok. Aritmetik diziler, ardışık tüm terimlerinin arasındaki farkı eşit olan dizilere aritmetik dizi diyoruz. Terimlerin aralarındaki farka da ortak fark diyoruz. Ortak fark genelde r harfiyle isimlendirilir. Bazı yerlerde d harfiyle de isimlendirilebilir. Daha matematiksel bir dille açıklamak gerekirse, her n pozitif doğal sayısı için a n artı birden a n'i yani bir sonraki terimden hemen bir önündeki terimi çıkardığın takdirde hep aynı sayıyı buluyorsan işte biz o r'ye ortak fark diyoruz. O halde arkadaşlar a 1'in a 1'e eşit olduğu aşikardır açıktır. a 2'yi nasıl bulurum a 1'in üzerine r ekleyerek A3'ü nasıl bulurum? A2'nin üstüne R eklerim. E A2 dediğim şey buydu. Bunun üstüne de R eklersem A1 artı 2R'yi bulurum. E bu şekilde devam edecek olursak mesela bir tane daha yazayım ben size. A4 eşittir. O halde A1 artı 3R olmayacak mı bunun üstüne R ekleyerek? Dikkat et. Dikkat et. 2'de bir tane r ekledim, 3'de 2 tane, 4'de 3'te 3 tane ekledim. O zaman n'de kaç tane eklerim? n-1 tane r eklerim. A1'in üzerine n-1 tane r eklediğim versiyon bu bana aritmetik dizinin genel teriminin de aslında formülünü vermek zorundadır. Şimdi aşağıya bir aritmetik dizi örneği verip bu örnek üzerinden aritmetik dizinin özelliklerini de açıklamaya çaba harcayalım. Örneğin arkadaşlar... A1 3 A2 7 11 15 19 23 27 31 35 diye gidiyor. Dikkat ettiysen 4'er 4'er artıyor. O halde bunun R'si kaçtır? 4'tür. Yani bak bundan bunu çıkardın 4. 4 4 hep 4 4 artmış. O zaman ortak farkı 4 olan bir aritmetik dizidir dedim. AN sayısı pardon AN genel terimini nasıl bulacağım? Şöyle ilk terim artı e hocam n eksi 1 çarpı r diyorduk. R'miz kaçtı? 4'tü. Demek ki ben bunu 4-1 biçiminde düzenlersem 4-1 benim dizimin genel terimi olacaktır. Tamam. Böylelikle mesela A6'yı mı merak ettin? 6'yı direkt burada yerine yazarsın. 4 kere 6, 24. 1 çıkardım. Bak 23'müş. Umarım anlaşıldı. Bir de gençler birbirinden mesela şöyle A3 ve A6. Şimdi ben A6'dan A3'ü çıkarırsam 23'ten 11'i çıkardım. 12 kaldı. Bunu İndis farkı 6'dan 3'ü çıkardım 3 kaldı. 12'den 12'yi 3'e böldüm 4 geldi. İşte bu bana R'yi verir. Yani bu da R'nin bir diğer formülüdür. Mesela örnek veriyorum. Bana A20'yi 10 verdi. A1'i de sevgili arkadaşlarım eksi 30 verdi. Tamam. Sen şimdi şunu söyleyebilirsin. Eksi 30 demeyelim de eksi 28 diyelim olur mu? Şöyle eksi 28 diyelim. Şimdi ben birinci terimden sonra A20'yi elde etmişim. Ne kadar R eklemem gerekiyordu bunu elde etmek için? 19 tane R. Peki buradan buraya geçmek için 38 mi eklemem gerekiyor? 19 R eşittir 38 dersen R'yi 2 yine burada bu şekilde elde edebilirsin. Her terim kendine eşit uzaklıktaki iki terimin toplamının yarısıdır. Yani aritmetik ortasıdır. Ne demeye çalışıyoruz? Şunu demeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şurayı sildim. Bak iyi dinle. Mesela ben A2, A2 ve gittim A8'i ele aldım. A2 ile A8'i toplarsam bunların tam ortasında ne var? A5 var. A5'in iki katını bulurum. Bakın 7 ile 31'i topladım 38. E 19'un iki katıdır gibi. Bunu sen herhangi bir terime de kendi başına uygulayabilirsin. Bu özellik her daim sağlamak zorundadır. Devam. Sonlu aritmetik dizinin toplamı formülünü bulacağız şimdi ki bu toplamada Sn diyeceğiz arkadaşlar. Ki biz bunu ardışık sayılarda gördük. A n bir aritmetik dizi olsun. S n ise bu aritmetik dizinin ilk n teriminin toplama olsun diyoruz. TYT derslerinde ardışık sayılar konusunda bahsettiğimiz bu kural vardı. Bu kural neydi arkadaşlar? Terim sayısı bölü 2 çarpı son terim artı ilk terim diyorduk biz TYT derslerinde. Madem öyle ben artık bunun ardışık sayıların düzenli olarak artan sayıların veya azalan sayıların toplamı biçiminde yazılabileceğini elde bilebildiğim için aritmetik dizilerde ben ilk n terimin toplamını şu şekilde bulurum. Terim sayısı zaten n'di. Bölü 2. A n son terimimdi. A 1 ilk terimimdi. Bakın ne kadar tanıdık ki zaten tanıdık olmasına gerek yok. Aynısı gençler. Tamam güneş gözlüğü takmış hali. Daha havalı daha cool hali. Evet devam. Geometrik diziler. Ardışık tüm terimlerinin oranı eşit olan dizilere geometrik dizi diyoruz. Terimlerinin arasındaki ortak orana da ortak çarpan diyoruz. Yani terimlerin arasındaki oran derken bir sonraki terimi hemen kendinden önceki gelen terimi oranladığımız zaman hep aynı sayıyı buluyorsak biz buna ortak oran ya da ortak çarpan diyoruz. Ve yine R ile gösterilebilir. Yalnız dikkat et ikisini de R ile gösteriyorsan hem aritmetik diziyi hem geometrik diziyi buna dikkat ediyorsun. Niye? Karışabilir. O halde A1'in A1'e eşit olduğu zaten açık. Ben A2'yi nasıl elde ederim? bir tane R ile çarparım. A3'ü ne ile elde ederim? a 2 R ile çarparım. Ama A2 zaten buydu. Ben bunu R ile çarparsam R kareyi bulurum. Bunu R ile çarparsam R küpü bulurum. Demek ki ben genel terimi artık yazabilirim. Hazırım. 2'de bir tane R ile çarptım. 3'de iki tane R ile. 4'te üç tane R ile çarptıysam N'de N eksi bir tane R ile çarpmam gerekiyor. Neyi? A1'i. İşte A1 çarpı R üzeri N eksi bir dediğim şey de bana bu geometrik dizinin genel teriminin ...formülünü veriyor gibi bir şey. Tamam. Yani sen bütün geometrik dizilerde artık bu formülü kullanarak... ...bir genel terim çıkarabilirsin. Şimdi aşağıya bir geometrik dizi örneği verip... ...bu örnek üzerinden de geometrik dizinin özelliklerini inceleyelim. Mesela gençler... ...birinci terim 2, ikinci terim 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 diye devam ediyor. Daha da devam etsek gider. 9 terimli bir AN geometrik dizisi var elimizde... Ben bunun ortak çarpanının 2 olduğunu biliyorum. Niye? 4'ü 2'ye böl 2. 8'i 4'e böl 2. 16'yı 8'e böl 2. 32'yi 16'ya böl. Gene 2 geldi. E güzel. Demek ki ortak çarpanımız 2. Peki ben bunun genel terimini nasıl bulurum? Şu şekilde A1 çarpı R üzeri n-1 diyorduk hatırlarsanız. Burada A1'imiz 2'ydi çarpı R'miz de 2'ydi üzeri n-1 dersek... 2 üzeri 1 ile 2 üzeri n eksi 1'in çarpımı 2 üzeri n'yi verir üstler toplamından. Doğal olarak benim bu yukarıdaki geometrik diziminde genel terimi 2 üzeri n olmak zorundadır. Başka özellik var mı hocam? Hoşmuş bunlar. Evet gayet hoştur ve başka özelliklerimiz de var. İyi dinle o yüzden. Ben örnek veriyorum. Buradan A2'yi seçtim. Yine az önceki örnekte olduğu gibi. Buradan da A8'i seçtim. Tamam mı? Burada gençler 4 ile 256'yı çarparsam tam ortadaki terimin karesini bulmuş olurum. 4 kere 256 1024 yaparken 32'nin de karesi 1024'tür. Az önce nasıl yapıyorduk aritmetik dizide? İkisini toplayınca aritmetik ortalamasını buluyorduk. Şimdi de ikisini çarpıp geometrik ortalamasını bulursan 32'yi yani tam ortadaki terimi elde ediyorsun diyoruz. Geometrik dizinin ilk n terimin toplamının formülü biraz değişik. Ama alışırsın. A1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r veyahut sen bunu a1 çarpı attığın kesir çizgisini r üzeri n eksi 1 bölü r eksi 1 biçiminde de aklında tutabilirsin. Biz daha çok soldakini öğrencilere göstermemizin sebebi eskiden bir konu vardı. Sonsuz geometrik dizinin toplamı şeklinde ismine seriler diyorduk. Şimdi müfredatta yok. Serilerde biz şu formülün daha kullanışsız olduğunu bildiğimiz için genelde hep bu formülü kullanıyorduk çünkü r dediğimiz şey hep sıfırla 1 arasında olduğu için birden sıfırla bir arasındaki bir sayı çıktığında pozitif olsun diye bunu kullanıyorduk. Ama artık sen bunu da düşünebilirsin tabii ki veya hocam ben işlem yapmada sıkıntı yaşamıyorum ben şunu kullanırım cevap negatif falan gelirse pozitife zaten çeviririm veya ikisi de eksi gelirse zaten pozitif olur diyebilirsin. Bunlarda sıkıntımız yok. Sabit diziler gençler. Hem aritmetik hem de geometrik dizilerdir. Mesela bütün terimlerinin 5 olan bir dizi düşünün. Bütün terimleri 5'miş. E şimdi bu aritmetik dizidir çünkü r'si 0'dır. 0 sıfır ekledim 5, 0 ekledim 5, 0 ekledim 5, 0 ekledim 5. Bu bir geometrik dizidir çünkü Ortak çarpanı 1'dir. 1 ile çarptım 5, 1 ile çarptım 5, 1 ile çarptım 5 ve 1 ile çarptım 5. Demek ki sabit diziler hem aritmetik oluyorlar hem de geometrik oluyorlar denilebilir. Fibonacci sayı dizisi. Ya benim anlatmakta ısrar ettiğim, sürekli anlattığım şey bu. Lakin şöyle bir durum var. 2017'den beri müfredatta olan bu konu gençler. Hala bir sorusu bile sorulmadı ama müfredatta var. Eğer ki sorularsa bir sorular sorarlarsa sorularsa değil sorarlarsa gençler eğer bir gün ciddi anlamda ülkedeki başarılı öğrencileri bile patlatabilecek bir konu. Dolayısıyla hani çok mu basit evet çok basit ama diyorum ya es geçiliyor. Ben de es geçmemek adına hani vicdanım rahat etmez yani hani düşününsene Fibonacci'yi anlatmadım sınavda da çıktın ne yapacak SML Hoca al işte bitti vicdanen bitti bu adam. Arkadaşlar Fibonacci sayı dizisi gayet basit. İlk iki terimi 1 olan ve diğer terimlerinin hepsi de kendinden önce gelen iki terimin toplamı biçiminde yazılan dizilerdir. Yani mesela 1 1 ilk iki terim 1'di ya. 1 ile 1'in toplamı 2, 2 ile 1'in toplamı 3, üç, 3 ile 2'nin toplamı 5, 5 3 daha 8. 8 5 daha 13, 13 8 daha 21, 34, 55, 89 diye devam ettiririz. Burada Fibonacci sayı dizisi niye bu kadar önemli? Çünkü içerisinde altın oranı barındırıyor da bu yüzden bu kadar önemli. Örnek veriyorum 55 89 kaç yapar? 144 yapar. 144 89 233 yapar. Bir sonraki terimde 377 yapar. Burada Fibonacci sayı dizisinin terimleri yeterince büyüdükten sonra sen ardışık olan iki terimin büyüğünü küçüğüne böldüğün takdirde mesela bunu buna bölüyorsun. Yaklaşık olarak 1,618 çıkarken bunu buna böldüğün zaman da 1,618 çıkıyor. Bunu buna böldüğün takdirde de 1,618 çıkıyor ve bu 1,618 fi sayısına eşittir. Fi sayısını şöyle gösterebilirim. Fi sayısına eşittir ve bu fi sayısı bana altın oranı verir sevgili gençler. Bu altın oranın bir diğer matematiksel gösterimi de kök 5 artı 1 bölü 2'nin de aynı zamanda ta kendisidir sevgili gençler. Evet devam edelim. Fibonacci'den de bahsettik. Toplam sembolü ne? Toplam sembolü denir. Çünkü toplam sembolü dendiği için ben bunu da o şekilde okudum. <laughs> toplam sembolü ne? Toplam sembolü denir diye bir açıklama yaptım az önce arkadaşlar. o ee, siyasetçi olurum. Üst sınır, alt sınır. K 1'den n'e kadar AK'lar nasıl yazılıyormuş? K gördüğün yere önce 1 yaz diyor. Sonra birer birer artırarak n'e kadar yaz ve bu bulduklarını topla diyor. Yani a1, a2, a3, a4, a, a n'e kadar topla diyor. Mesela örnek veriyorum. İçeride ne yazıyor? Fonksiyon. K'ya bağlı fonksiyon. K. E şimdi K 3'ten başla diyor. 3. Sonra 4 yaz. Sonra 5 yaz. Sonra 6 yaz ve topla diyor. Bunların toplamı bana 18'i verir. Yani 3'ten 6'ya kadar olan sayıların toplamını şu şekilde de ifade edebiliriz diyoruz. Mesela 1 yazalım önce K gördüğümüz yere. Sinüs pi bölü 2 gelir. Artı 2 yazarsam sinüs 2 pi bölü 2'den sin pi gelir. 3 yazarsam sinüs 3 pi bölü 2 olur. 4 yazarsam da sinüs 2 pi olur. Dikkat et sinüs 2 pi 0, sinüs pi 0, sinüs pi bölü 2 1 ve sinüs 3 pi bölü 2 eksi 1 olduğu için toplamları da 0'dır denilebilir. Geldim buraya eksi 3'ten 3'e kadar n kare eksi n'i yaz demiş bize. Şimdi burada şunu yapalım gençler. Eksi 3 ve 3 simetrik aralıklar. Bunu integralde de göreceksiniz ki integralin temel temelidir bu. Şuradaki n var ya n. Buradaki n tek fonksiyondur. Eksi 3'ü yerine yazdım. Artı 3'ü yerine yazdım. Bunları toplayacağım için e, doğal olarak bunlar hep sıfır gelecek bana. Dolayısıyla benim burayı yapmama gerek yok. Eksi 3'ten 3'e kadar n kare demiş. E, n kare diyorsa eksi 3'ün karesi 9. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 1'in karesi 1, 0'ın karesi 0, 1'in karesi 1, 4, 9 olacak. Yani son 3'ün karesi. E bunları topla demiş bize. Ben şu kısmın toplamının 14 olduğunu bildiğim için burası da 14'tür ve toplamı bana 28'i verir diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet yaklaşık 20 dakika gibi kısa bir sürede diziler gibi bir konunun konu özetini yaptık arkadaşlarım. Bilmen gerekenler bunlar. Geri kalanı senin Sorular üzerindeki yeteneğine kalıyor. Sorular üzerinde yeteneğini arttırmak istiyorsan da sana şöyle bir tavsiye vereyim. Arkadaşlar bol miktarda soru çözeceksiniz. Bol miktarda soru çözdüğünüz takdirde emin olun ki çözemeyeceğiniz soru tipi de kalmayacak. Mesela daha dün yaşadığım bir olayı söylemek istiyorum. Bir öğrencim geldi, dedi ki ben terastaydım. Hocam dedi. Böyle böyle benim bir soruma bakar mısınız? Soruya baktım. Diyor ki hocam diyor çok uğraştık diyor. Üç kişi diyor o kadar çok baktık ki diyor. Çok uğraştık hocam diyor. Yani yemedik içmedik bu soruya odaklandık adapte olduk diyor. Getir bakayım soruyu dedim. Soruyu aldım önüme. Dedim ki bak şurayı x ile çarp burayı x ile çarp toplayınca ne oluyor? F bölü g'nin türevi. Ha, aa hocam dedi onu orayı nasıl gördün dedi. Nereden bileceğim ben yukarıyı ve aşağıyı x ile çarpmam gerektiğini? Ya kardeşim ben bunu çok bildiğim için yapmıyorum. Aşırı derecede soru gördüm. Soru tipi gördüm. Emin ol o sorudan daha önce 10 defa çözmüşümdür. İlk defa çözüyorsan tabii ki zorlanacaksın. Tamam önemli olan bu. Çok soru görmek, çok soru çözmek önemli olan bu gençler. Konu anlatımı dediğimiz şey. Dikkat edin şimdi söylediklerime yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Konu anlatımı dediğimiz şey. Evet uzun vadede sana matematiği çok iyi öğretir. Konuyu bilmezsen tanımları bilmezsen matematikle uğraşma bile zaten. Bunda hem fikiriz, bunda bir sıkıntımız yok. Ama sınav sistemi maalesef böyle demiyor. Konuyu bilmesen bile sorunun çözüm mantığını bili biliyorsan soruyu zaten çözüyorsun. Ve ÖSYM konuyu bilene değil soruyu çözene üniversiteyi veriyor maalesef. Evet gençler bir sonraki videomuzda diziler ee, tekrar sorularımızı çözeceğiz ve ne kadar bir bakalım şöyle. 2,5 sayfa diyebiliriz aslında bakarsanız. 2,5 sayfa sürecek olan bir tekrar soru kampımız var. Ve daha sonrasında da sevgili arkadaşlarım sizleri ödevlendireceğim. Ödev kitabımız bu. Kitap demiyorum. Fasikül arkadaşlar. Ödev fasikülümüz bu. 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabı. İçerisinde de 40 tane dizi sorusu var. Tabii 10 tane konu var ama verdiğim ödevde 40 tane soru var. Mantığı bu zaten. Her konudan 40 tane soru ve kazanımı yüksek sorular arkadaşlarım. Yani sen buradaki 40 tane dizi sorusunu çözdükten sonra karşına farklı tarzda bir dizi sorusu çıkması da imkansız hale geliyor. Çünkü inanılmaz derecede kazanımlar var içerisinde. Buradaki 40 soruyu halledersen bütün 50 soruyu, 70 soruyu, 90 soruyu, 100 soruyu da çözeceksindir. Buna emin olabilirsin diyelim ve tekrar sorularını yaptığımız, tekrar sorularını çözdüğümüz videoda görüşelim. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.